بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما لم يقل يعني لم يقول المصنف حين عرف الكلام في المتن متن دا كلام تعريف دركا دمد اشتا إما من فعل واسم يعني إما هو كلام مركب مؤلف من فعل واسم يعني مقدما الفعل على الاسمين fiili takdim ederek demedi fiil ve isimden meydana gelir. O min ismin ve fiilin demişti. İdi o fiil isim ki üstünü de ahaduhuma ilal ahar. Aslında buna gerek yoktur. Burada muhattımız min fiilin ve ismindir. kendisi min ismin ve fiilin demişti. Niye böyle bir saniye tercih etmedim? Lianne te'lifem yani te'lif el kelam, te'lif el lafzi. Et te'lifin başındaki elifem mudafi ilehten ibadtır. Yani kelamın murakkab olması neyden? Ee, min fi'lin ve ismin fi'l ve isimden meydana gelmesi. Peki nasıl muellef olması, nasıl murakkab olması? Hangi cihette düşünüyoruz onu terkibini? O te'lif de el mutelebbise ya da hale kevnihi bi bihaythum. Ya da o تأليفا مصورا بحيث يكون معناهما الأصلي يعني الوضعي اللغوي مرادا يعني مقصودا يعني وإكي لفظ أصلي معنى لغوي معنى إرادة التيم الزمان إذ لا يحصل بالتأليف حاصل ألمز ميدانا جلماز إلا بالإسناد إلا بطريق إسناد أحد الجزئين إلى الآخر ان بير جزء أبير جزء إسناد أدل إلى تأليف حاصل أولر يعني. o halde bu kayda gerek yoktur yani ha. Bi haytu asli muraden. Çünkü zaten asli ma'ana ne zaman irade edilir? Eğer isnat olursa, iki cüz arasında nispet varsa yani ha. Peki niye bunu mülahaza ediyoruz bu kaydin? Diyor ki ve innama kultu bi yani al al ilk bırakmış olduğu mana ma dedi ki işte muraden maksudan maksud olacak iki cüzde de. Niye bu kaydı düşünüyoruz? İhtirazan an nahvi teabbata şerran izâ kâne alaman. Tabi burada müsamaha var. Yani ihtirazan an teabbata fi nahvi teabbata şerran. Burada muhattımız teabbata'dır. Te Teabbata'dir. Te ki orada da bir isnat vardır. Ama diyor ki izâ kâne alaman. Alam olduktan sonra o asli manası ma artı murad değildir yani. Aynı zet gibi isim alem olarak düşünüyoruz. Tabi sadece bu değil. Bu ve buna benzer başka misaller de var. Mesela şabe karnaha dediğin zaman şabe karnaha ne demek? Yani ibyadda mahalnu karnayha yani zü kadının örgü mahalli örgülerini yaptığı mahal ki şakak tarafıdır. Ee, yani boynuzların çıktığı taraf. Mesela hayvanda düşündüğümüz zaman genelde şakaklar önce beyazlanmaya başlar. İşte diyor şabe karnayha ibyadda mahalnu karnayha o taraf örgü mahalleri ne oldu? Beyazladı. Beyaza bürüdü yani. ha. Ama tabi onun asli manasıdır. Artışada karnaha diye diye alem haline gelmiştir. Yani aynı zed gibi olmuştur. Asli manası burada da maksut değildir. İşte bu kaydı burada düşünüyoruz ki ta ki bu ve buna benzer misaller çıksın diye. Bunlardan ihtiraz etmek için. Çünkü bunlarda da bir isnat var. Teabbata fiil faal müstetir huve. E, kime dönür? Sabite dönüyordur. E burada da bir adam onun annesinin yanına gelir sabit bin Cabir. Onun yanına geliyor. Diyor ki işte Eyna İbnü Ke sabit. O da diyor ki la adri. Bilmiyorum. Ta'abta şarran ve haraca. Ve haraca min beyt. Kendisi böyle bataldı yani böyle şecaatliydim. E şuar aynı zamanda diyor ta'abta şarran ne demek? E yani akhaza tahta ibtihi şarran. Yani kılıç. Oradaki şar kılıçtan kinayedir. E, diyor ki kılıcı ne yaptı? Koltuk altına alıp gitti yani. tabii Tabi bu onun asli manasıdır. Artı alem olduktan sonra z gibi düşünüyoruz. Onun asli manası artı murat değildir yani. O yüzden diyor ki idâ kâne alemen. Yoksa e, normal oradaki isnadı düşündüğümüz zaman e, asli manası, manasını irade ettiğimiz zaman artı alem olmaktan çıkar yani. O idâ kâne de gerek yoktur. Direkt alemen على من حال يبابي لرس وتأبط شر حَالْدَ حال كوني على علماً, علما ثابت بن جابر يعني وإنما لم يؤلف الكلام يعني لم يركب الكلام اللفظ إلا من اسمين الكلام يا إكي اسم دان جلير أو من فعل واسم ددي يا بير جلير. لأن يعني التأليف يعني الكلام idi min kelimeteyn min lafzayn yani ha. Fakat kelam sadece iki lafızdan murakab olan kelam ey terkibe ya telifi ne yapıyor? Tefsir ediyor ama gerekli yok zaten telifin terkib manasında geldiği malumdur, meşhurdur. İdi telif e, o telif de el mutelebbise yani el musavvara bit taksim el akli. Yani aklan akli bir taksim ile bunu tasvir ettiğimiz zaman e, kaça çıkıyor? Kaç tanedir? Diyor ki la yezidu ala sittati anwa'in. Ala sittat aqsam. Yani dokuz kısmın ötesine geçmez diyor. Bu ibare de güzel değil. Onun yerine şöyle desin. Eee yebluğu sittat aqsam. Ya da yartaqi ila sittati anwa'in Altı kısma çıkar. Niye bu ibare güzel değil? Çünkü bu ibarenin zahirinden şu anlaşılıyor. Sanki altı kısma çıktığını biliyoruz. Ötesine geçer mi geçmez mi onu bilmiyoruz yani. ha. Halbuki altı kısım olduğunu daha bilmiyoruz ki yani altı kısım hangileridir? Aa, desin ki altı kısma çıkar. Altı kısmın ötesine geçmez. Onu söylemesin yani. ha. Evet. Tabi burada da her bir e, tertibi riayet etmesek. Tertibi riayet edersek dokuz kısma da çıkar yani. Mesela isim isim sıkıntı yok zaten. Bunlarda da tertip olmaz harf harf. Ama mesela isim fiil. Fiil ismi de düşündüğümüz zaman. İsim harf harf isim. Harf fiil fiil harf. Yani tersini aksini de düşündüğümüz zaman Buradan da üç kısım çıkar Böylece dokuz kısma tamamlanmış olur Akli bir taksim ile bunu tasvir ettiğimiz zaman Evet ismun ve ismun Yani e, Yani terkibun hasilun Min ismin ve ismin Ya iki isimden e, terkip oluşur e, Fiilin ve fiilin O baştaki vavlar Keşke onlar olmasaydı Fiilin ve fiilin Harfin ve harfin, ismin ve fiilin, ismin ve harfin, harfin ve fiilin. Bu şekilde olur yani. Bunlardan olur kelam. Peki hangileri bizim için müfittir, faydalıdır? Yani kelamdan kastımız hangisidir? Hangisinden kelam hasıl olursa oradaki istat bizim için müteberdir. Diyor ki فَالنَّوْعُ الْاَوَّلَ Birinci kısım ki iki isimden meydana gelmesi. Mesela Zeydun Qaimun gibi. وَالرَّابِعُ Bir de dördüncü kısım. Dördüncü kısım ki isim fiilden meydana gelmesidir. Mesela e, Zeydun darabe ya da darabe zeydun. Duribe zeydun. İşte aksini de düşünebiliriz yani. ha. A, bu iki kısım müfidani. Yani faideten tammeten. Bihaythu yasihu es sukut. Sukutul mutekellim ebu sami'i aleyhi yani. Tam bir faydayı bize verir yani. Ha. Neden? Çünkü orada tam bir isnat vardır. Müsnat müstedileyhi il durumu vardır bu iki kısımda. Peki diğer kısımlar ne olacak? Diyor ki vel enva'ul arba'atul uharu geriye kalan dört kısım ise matruhatun. Yani la tufidu gayru mufidatin. Onlar faydalı değildir. O halde fe Yani min haqqiha en tutraha. En tutrake yani Onların şe'nindendir ki onlar tarh edilsin, terk edilsin, hazf edilsin. Yani i'tibara alınmasın yani ha. Yani onlar mühmeldir. Dolayısıyla la yahsulu minhal kelam. Kelam onlardan hasıl olmaz. Çünkü evet ikisinden birinde isnat olsa da diyelim müstet ve müstedun ilehi durumu olsa da diğerinde yoktur yani ha. Mesela fiil 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 fiilden meydana gelse, e, fiilde sadece müstet e, durumu vardır yani ha. Müstedun ilehi isimde olur. E harf harfte zaten hiçbir şekilde olmaz. Orada ne müsted bihi ne müsted ilehi durumu vardır. Ondan sonra isim harfte isimde evet müstedun ileyhi durumu var ama harfta e, isnat yok zaten demiştik. Harfi fiilde de gene olmaz. Fiilde evet müstedlik durumu var. E, müstedün bihim. Ama harfta ikisi de yoktur yani. Ha. O yüzden onlar kelamı oluşturmaz yani. Ha. İşte bu akli bir taksimdir yani. Ha. Neden? Çünkü diyor li ennel kelame yaktadil isnat. Yestelzimu al isnat. Isnadı ne yapar? Gerektirir. Isnadı ister kendine kelam. Neden? Livuqu'ihim cüz'en minhu fi haddihi diyor. Ama el-Aksar desin ki Livuqu'ihi fi haddihi fi ta'rifil kelam. Çünkü isnat dedik ya üstünde ile al Öyle bir kayıt bırakmıştık. İşte diyor o kelamın bir cüz'iydi yani ha. Kelamı tarif ederken tarifte bir cüz olarak onu zikretmiştik li vuku'i fi haddihi desin ya da li vuku'ihi cüz'en min haddihi yani min haddil kelam. Hatta kası tarif yani ta kelamın tarifinden bir parçaydı bir cüzdü yani bir ba'd idi. Yani meskuran fi haddihi. Kelamın tarifinde zikredildi o cüz. E hal hal vel isnadu isnad yaktadi el müstede vel müstede ileyhim. Isnad amdır. Müstede ve müstede ile ikisinde ne yapar gerektirir? Neden? Li kevnil isnadi nisbeten beynehuma. Çünkü isnat ikisi arasındaki nispete deniliyor. O li kevnil isnat da izhar fi idmardır. Zaten isnat tabiri geçti ya. O yüzden li kevnihi diyebilirdi yani. O hi damirini direkt isnada döndürecektik. O yüzden izhar etmesine gerek yoktur. Li kevnihi nispeten Nisbeten nispeten mutahakikaten vaki'aten beynel musnedi vel musnedi ileyhi. Mesela zeydun dediğimiz zaman darbın zeyde olan nispeti. İşte o ikisi arasındaki o manevi olan şeye biz isnat diyoruz. Darbın zeyde olan isnadı yani. Ha, işte isnad ne yapıyor? Müstetle müstad ve arasında tahakkuk ediyor. Ve lüzumi tahakkukul muntesibeyn inde tahakkukul nisbeti. Buna gerek yoktur yani. Diyor, muntesibeyn'de tağlib vardır. Muntesibeyn'den kastı. Yani müstetle ve müstad ilhe durumudur. Müstad bihi ile müstad Diyor. E, i̇kisi de ne zaman tahakkuk eder? Inde tahakkukul nisbet. Nisbet olunca. E zaten makablinden bu anlaşılıyor yani. O yüzden buna la hacet diyoruz. Edefal kelamı kelam. Tabii bunlar muhtaride kelamlardır. Yani ara cümle diyoruz bunlara. Kelam ise yaqtadil mustedel Kelam Kelamda ne yapar? Müstet ve müstedilehi gerektirir. Ya e hal hal ve huma mustedel müstedilehi de yethahakkaqani fi'n-naw'il evveli Aa yani birinci ve dördüncü kısımda tahakkuk eder. Gerçekleşir. Neden? li sihhati wuqu'il ismi musnadan ve müstedilehi. Çünkü isimde müstet ve müstedilehi durumu olabilir yani ha. Ve fiil fi'li fi ise müsteden bihi. Onda müstedilehilik durum yok, sadece müstadebihi olabilir. Aha. Oradaki sıhhat da imkanul amm manasındadır. Bir mana e, adamul imtina. A. Yani isim ve fiil bu iki vasıftan e, ayrılmaz, münfek olmaz. E, müm, yani mümteni' değildir yani ha. Şöyle mesela diyelim isim müsnet olduğu zaman müstedilehi olamaz. Müstedun ilehi olduğu zaman müsnet olamaz. O zaman diyeceğiz ki sıhhati vardır. Yani bir makamda müstehab, bir makamda da müstehdilihi olsun. Yani ikisi de caizdir yani. Ha. Bir anda hem müstehab hem müstehdilihi olamaz zaten. O yüzden oradaki sıhhati imkanı an manasını yapıyoruz. yani ikisi de mümkündür yani. Ha. İkisinden hali olması mümteni'tir yani bu anlamda. İhal hal ve le fil enva'l erba'dil baqiyya. O geriye kalan matruh olan o dört kısımda ise bu müstadun ileyhi ve müstadun bihi durumu her ikisini şimdi beraber düşünüyoruz. Çünkü ikisinden birinde dedik. Mesela diyelim fiille harfi baz aldığımız zaman fiilden müstadun bihi durumu var. Ama harften ne müstadubi ne müstadü ilehi vardır. Dedi la ikisi de olmaz. Fil enva'l erba'dı baki. Geriye kalan dört kısımda ikisi de tahakkuk etmez. Yani ikisi de tahakkuk etmez derken. Yani kelamı meydana getirmesi noktasında tahakkuk etmez. Yoksa ikisinden biri olabilir yani. Ama müfit değildir yani ha. A, fayda olmayınca sanki ikisi de tahakkuk etmemiş gibi oluyor. Neden diyor? Li'ademi sıhhatı vuku'il fi'li Çünkü fi'il bir kere müstedin lehi olamaz. Müstedin lehi olabilir. Vel harfi harf tabi ma ala ma'nahu. Ma ala Yani harf de harf kaldığı sürece. Mesela diyelim harften biz lafız irade ettiğimiz zaman. Diyelim min işte harfu cerrin dediğimiz zaman. Ya da daraba e, nedir fiilun madin dediğimiz zaman e, fiilden yani darabeden ve minden biz ne yaptık böylece e, lafzını irade ettik. E, böyle olursa e, fiil de müstedün olabilir, harf de müsted ve müsted olabilir yani. E, i̇şte diyoruz ki fiil fiil olarak kaldığı sürece, harf de harf kaldığı sürece. Çünkü onlardan lafız irade edersek bu sefer isim olurlar. E, i̇simde de demiştim müstet olma durumu da var, müsted de olabilir. İşte bunlar kendi manasında kaldıkları sürece fiil müstedilehi olamaz. Harf ne müsted olur ne de müstedilehi olur. Evet. Ama yani bu illeti biraz daha kısa tutabilirdi. Yani bayağı bir uzattı. Onun yerine şöyle diyebilirdi. Şöyle yazmışız. El evla vel aksar. Hem daha güzel, daha vadeh, daha açıklayıcı. Hem de daha kısa bir ibara kullanabilirdi. Diyecekti ki. Li ennel kelame yaktadil isnaden. Kelam ne yapar? <laughs> İsnadi gerektirir kendine. E vel isnadu yaktadil müstede vel müstede ileyhim. İsnad olunca müstet müseylehi de olması gerekiyor. Onu iktiza eder. E ismu isim yasihu an yakuna müsteden ve müstede ileyhim. ikisi de olabilir. Vel fi'l la yasihu an yakuna müstede ileyhim. Fi'lde müstede durumu olmaz. Vel harf la yasihu an yakuna müsteden ve müstede ileyhi. Harf da ikisi de olmaz yani. Ne müstet olur ne müstede olur. Çok daha güzel olurdu yani ha. Ve yüsemmel kelamu yani masadaka aleyh kelam. Kelamın masadakları, kelam sadık geldiği lafızlar yani ha. Ne diye tesmiye edilir? Cümleten eyda. Yani kelama aynı zamanda cümle de denilebilir ama ve aksa. Aksan lukaviyyen. Cümle kelam denilemez yani ha. Yani her zaman cümle kelam denilemez. Kelam çünkü hastır. Orada faide aranır. Tam bir fayda gerekiyor kelam olabilmesi için. Buna göre Dara ve kelamdır. Ama cümlede faide şart değildir fayda olsun ve olmasın. Yeter ki orada bir isnat oluşsun. Ee, ona cümle denilir ama kelam denilmez eğer faydayı tahsil etmiyorsa. Buna göre mesela inca eni zeydun eğer zeyd bana gelirse. İca e fiil zeydun faaldir. Orada bir isnat var. Ama inden dolayı bu isnat bir fayda vermiyor. Diyorsun ki zeyd bana gelirse e gelirse ne? Eğer cevabını cezasını zikretmezsen bir faydayı tahsil edemezsin yani. O yüzden İncani Zeyd cümledir ama kelam değildir. Aha. Demek ki kelam olabilmesi için tam bir fayda vermesi gerekiyor yani. Ha. Evet. Peki neden kelama cümle denilir? mi ba'dihi ila ba'din. Oradaki şimdi dam bir şey bir şey eklemektir. Bu mütekellimin vasfıdır. Mütekellimin halidir. Mütekellim ne yapar? Bir şey bir şeye ekler. E burada e, mütekellimin mütekellimle alakalı bir durum yoktur yani. O yüzden oradaki damdan biz mastarı bine mechul irade edeceğiz. Yani li indimami ba'dihi. Yani ba'di ecza il kelam. Yani ba'di ma sadaka ale kelam. Kelamı sadık geldiği cüzlerin bir kısmı dam edilir. Ne? Mundam olur ila ba'din ila ba'din ahar. ila in ahar. Başka bazı cüzlere ne yapılır? Dam edilir. Evet. جملة باب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين